Şimdi bu geçen hafta zannediyorum Esma-ül Hüsna'dan Melik ismini açıklamaya çalışmıştık Gazali çerçevesinde. Onun yanında da bir örnek olsun diye Fatiha'dan biraz zaman dar oldu ama yetişmedi. Bir ufak ahlak eksenli bir yorum yapmaya çalışmıştık. Şimdi bu hafta yine bir ufak kavram izahatından sonra Melik ismiyle ilişkili olarak üç isim daha var. Bu üç ismin açıklamasını yapacağız. Bir de yine bir örnek babında Kafirun suresinin bir çeşit yorumunu yapmaya çalışacağız. Evet, şimdi konumuz zaten ahlak olduğu için bu dersin başında şu konuyu açıklığa kavuşturup asıl meselemize geçeceğiz. Ahlak felsefesinde iki ana akım var. Erdem ahlakı, bir de deontolojik ahlak ya da bir başka adıyla ödev ahlakı diye ikiye ayırırız. Genel bir kategorizasyondur bu. Erdem ahlakı ta Sokrat'tan, Platon'dan, Aristo'dan beri gelen neredeyse 18. yüzyıl modern döneme kadar diyelim süren bir ahlak anlayışı. Erdem ahlakının farklılığı şu. Aristo ahlakı denir artık buna. Aristocu ahlak erdem ahlakıdır. Bireyi yani ahlaki fail ya da özneyi temele alır. İyi ve erdemli bir insanı ahlakın öznesi olarak düşünür. Erdemli kişi karakterli insan teorisini ortaya koyar. Erdemli ve karakterli insan yetiştirme amacındadır. Bütün verileri ona yöneliktir yani. Buna karşılık genel olarak yani Kant'la başlatırlar. Kant'la birlikte ortaya çıkan deontolojik etik ya da ödev etiği dediğimiz etik ise bu ahlak anlayışı ise erdemden ziyade kurallara, ilkelere, yasalara dayanır. Mesela ödev etiğinin evrensel ahlak yasası diye bir yasa düşüncesi, yasa meselesi vardır. İkincisi koşulsuz buyruk diye kişinin kendi hayatına yerleştirmesi mümkün olan bir çeşit öznel bir ilke. Üçüncüsü doğru eylem yani kişiye değil kişinin yaptığı eyleme bakar. Kişinin erdemine değil ortaya koyduğu ameline, eylemine bakar, sonuca bakar ve neticede kurallara bakar. Kişinin karakterine ne olduğuna, nasıl olduğuna bakmaz. Yani sonuçta iki türlü ahlak anlayışı var. Birisi erdem ahlakı, Aristocu ahlak. Diğeri ise daha ziyade yasayı, kuralları, ilkeleri temele alan ödev ahlakı. Daha önceleri anlatmıştım. Özellikle İslam düşüncesinde Ahlak-ı Nasiri diye Nasırüddin Tusi'nin yazdığı Aristocu nitelikli ahlak kitabıyla birlikte İslam dünyasında erdem ahlakının baskın olduğunu, hatta Gazali'nin Esma-ül Hüsna yorumunda da erdem ahlakının yer yer baskın olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında yasaya, kurallara, ilkelere dayanan ödev ahlakının ikinci planda ya da bazılarında hiç olmadığını görebiliriz. Burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi erdem ve yasa dediğimiz şey ya da ahlak ve hukuk dediğimiz şey birbirini tamamlayan iki vazgeçilmez unsurdur. Birisi olmadı mı diğeri eksik olur. İşte daha ilk başlarda ben söylemiştim, bir kitap tavsiye etmiştim okursanız diye. Yazarının adına takılmayın. Yani tanıyan bilen varsa adına takılmayın. Arap Ahlaki Aklı diye bir Muhammed Abid el-Cabiri'nin
bir kitabı, kalınca bir kitap. O kitapta onun da vurguladığı şey şu: İslam dünyasında Aristocu erdem etiği hakim olunca ödev etiği ya da yasa şuuru, kural bilinci ikinci planda kalmış. Halbuki Kur'an'dan kaynaklanan ahlaki değerlerde ikisi de var. Bugün bu örneği Melik isminin ek erdemlerini açıklarken anlatmaya çalışacağız. İşte bizim İslam dünyasının ahlak alanında başlayan, belki de toplumun birçok kesimine sirayet eden böyle bir eksiklik var. Yani erdemli olmak, iyi insan olmak, merhametli olmak, adil olmak gibi erdemleri ararız. İnsanlarda var mı, yok mu, niye yok? Yani ahlaklıysa böyle bir şey olması gerekir diye düşünürüz ama yasayı, ahlak yasasını, kuralı ikinci plana atarız. Benim kanaatim bundan dolayı da bizde yasa bilinci biraz daha ikinci plandadır. Hatta bunu ben söylemiştim Nurettin Topçu'nun ahlaki sorumlulukla hukuki sorumluluğu birbirinden ayırdığını, ahlakı ilgilendiren ahlaki sorumluluktur dediğini, ama hukuki sorumluluk önemli değil diyor, demiyor ama ahlakın biraz dışına attığını söyledim. Ama bizim ülkemizde yaşananlara dikkat edersek, yani hukuki sorumluluk da önemli. Hukuki sorumluluk neydi? Bir yanlış yaptıktan sonra bu yanlışın cezasını kabul etmek, bu cezadan kaçmamaktı. Ahlaki sorumluluk ise Nurettin Topçu'ya göre söylüyoruz, bir kötülük olmadan onun farkına varıp endişesini çekerek ahlaki tarzda onu önlemeye çalışmak. Ama tekrar söylüyorum, işte hukuk olmayınca, hukuki sorumluluk olmayınca erdemler de zayıf kalıyor, tek başına ayakta duramıyor. O yüzden ödev etiği dediğimiz, yani Kant'la başlayan bu ahlak anlayışı, daha çok insanın kendi tabiatına, doğasına, dünyasına, kendi hayatına ilke, yasa koymasını temele alır. Eğer bir insan ahlaklı olacaksa kendi hayatını yasalar üzerine, kararlar, kurallar, ilkeler üzerine yaşaması gerekir der. Mesela işte Kant'ın böyle bir açıklaması var. Diyor ki, örneğin bir bakkala sorsan ki neden ahlaklısın? Hani şöyle derse Kant'a göre olmaz. Ben böyle yetişmişim, yani iyi bir ailede yetişmişim. Böyle elim şeye, yani eğri tartmaya, bilmem ne yapmış, müşteri aldatmaya gitmiyor. Bu olmaz diyor. Yani iki, yani böyle yaparsam müşteri kaybederim. İşte ben bakkalım neyse, alışveriş yapıyorum. Bu da olmaz diyor. Yani üç, işte ben böyle bir insanım. Yani böyle yapıyorum. Benden kaynaklanan bir şey derse bu da olmaz. Ne olur? Diyor ki, diyecek ki benim ilkem var, kuralım var. Kendim hayatıma bir ilke koymuşum. Demişim ki müşteri aldatmayacaksın. İşlerini doğru dürüst yapacaksın. Müşteri arasında fark gözetmeyeceksin. Madem müşterin veli nimetinse her müşteriye ortak ve eşit, adil davranacaksın, pardon. Bu benim ilkem, kurallarımdan kaynaklanan bir şey derse bu ahlak olur diyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Aslında Esma-ül Hüsna'da her ikisi de var. Yani erdem ahlakı da var. Zaten Esma-ül Hüsna'nın hepsi birer erdemdir. Ahlaki erdemdir. Ama bunların açıklamasına girdiğimiz zaman, bunların açıklamasında artı yasa da var. İşte bu Melik ismini geçen hafta açıklamaya çalışmıştık. Açıklarken de söylemiştik, demiştik ki Melik Allah'ın varlık aleminin maliki olması. Yani ben anlamanız için söylüyorum, bu sözcüğü kullanmak istemiyorum ama yani bir kral gibi bütün varlık aleminin hakimi olmasıdır. Allah hakim olduğu evrende kendi hükmünü yürütür.
Ama bunun yanında şunu da diyebiliriz. Allah hakim olduğu evrende kendi yasalarını da yürütür. Bunu şimdi Cebbar isminin açıklamasında söyleyeceğiz. Elbette hükmünü de yürütür. Onun hükmü zaten yasadır, sünnetullah'tır. Yasalarını da yürütür. Dolayısıyla sadece erdem değil, yasanın da bununla birlikte Esma-ül Hüsna'da olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar farklı ahlak teorisi varsa Esma-ül Hüsna içerisinde görmek mümkün. İşte şimdi buna bağlı olarak geçen hafta başladığımız bu hafta ekleriyle birlikte sürdüreceğimiz Melik isminin ek erdemlerine geliyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız daha önceki haftaları Kuddüs vardı. Kuddüs ismini alt erdemleri olarak yani Kuddüs isminin içerisine dahil olan erdemler olarak Selam, Mümin, Müheymin isimlerini açıklamıştık. Geçen hafta da Melik ismini açıklamıştık. Melik isminin alt erdemleri olarak Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Bunları bu hafta açıklayacağız Esma-ül Hüsna bağlamında. Evet, şimdi Meli'yi tekrar söylüyorum. Yani kısmen geçen hafta anlattığım için tekrar düşmemek için girmiyorum ama onun Melik isminin tamamlayıcısı olarak yani Allah varlık aleminin meliki ve hakimidir artı bu hükmünü icra ederken mülkünde azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Şimdi önce azizden başlayalım. Gazali aziz ismi için şöyle bir açıklama getiriyor. Diyor ki Allah öyle güçlüdür ki kainatta onun emsali yoktur. Bu tamam. İki, kendisine Allah'ın gücüne şiddetle ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla Aziz isminin Gazali'de üç anlamı var. Bir, şerefli, en şerefli olan. İki, emsali olmayan. Üç, kendisine ihtiyaç duyulan bir güç anlamında aziz. İzzet de zaten buradan geliyor. İzzet, Allah mutlak izzet sahibidir. Allah kimseye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. Hatta Aziz ismi Hakim ismiyle Azizün Hakim diye geçer Kur'an'da. Birçok yerde Esma-ül Hüsna Kur'an'da beraber çift geçtiği yerler var. Hakim işte demin de konuştuk. Hikmet dediğimiz şeyin aslı da budur. Allah hem azizdir hem hakimdir. İzzet, aziz, izzet güç demektir. Aranan güç demektir. Hikmet ise bir şekilde ilim demektir. Yani hikmeti olmayanın izzeti olmaz diye daha önceleri çok konuştum ben, söylemişimdir. Kur'an'da bilenler, Kur'an'ı bilenler bilir, azizün hakim diye geçer. Kuşkusuz Yüce Allah mutlak izzet sahibi ve mutlak hakimdir. Ama ondan bize düşen pay şudur. Bizim de izzet sahibi olabilmemiz için hikmet sahibi olmamız lazım. Hikmet nedir? Normalde bizim işte Aristo'dan beri felsefeciler felsefeyi bilgelik sevgisi olarak tanımlamışlar. Hikmet sevgisi olarak tanımlamışlar. Zaten felsefeye hikmet diyenler de var. Böyle isim verenler de çok. Hikmet çok basittir belki ama en basit şekliyle eşya ve olayların nedenini bilmektir. Mesela Yüce Allah nedenleri sonuçlarıyla birlikte bilirken biz nedeni bazen sonuçla birlikte biliriz. Bazı olaylarda nedeni görürüz ama sonucunu kestiremeyebiliriz. Çünkü bizim hayatımızda nedenle sonuç arasındaki ilişki, bunu da söylemişimdir ama hikmet sırası geldiği için bu kavramı açıkladığım için bir daha söylüyorum.
fiziki alemde neden ve sonuç arasındaki ilişki eş zamanlıdır. Ama bir üst kategoride, yani canlılar aleminde, neden sonuç ilişkisi eş zamanlı değildir. Örneğini vermiştim, anlaşılması için tekrar veriyorum. Fiziki alemde bir katı cisimle, bir taşla cama vurduğumuz zaman taşın cama vurması neden, camın kırılması sonuç, ki o neden sonuçtur. Bunlar aynı anda eş zamanlı olarak gerçekleşir. Ama canlılar evrenine geçtiğimiz zaman, mesela bir bedene, bir canlının bedenine mikrop, öldürücü mikrop düştüğü zaman, Allah göstermesin, bu bir ölüm nedenidir. Ama ölüm öyle hemen eş zamanlı olarak görülmez. Hatta bazı insanlar bu ölüm nedeni olan mikrobu bir süreçte yenebilirler de, neden aynı anda hemen sonucu da doğurmayabiliyor. Ama fiziki evrende neden sonuç eş zamanlı ve aynı nedenler aynı şartlar altında aynı sonuçları doğurabiliyorlar. İşte hikmet burada şuraya geliyoruz. Mesela ahlaki evrende, kültürel evrende, sosyal evrende, beşeri evrende ise nedenle sonuç arasındaki ilişki asırlar sürer. Bunu defalarca söylemiştik zannediyorum. Mesela bir devlet sosyal kurumdur. Bir devletin yıkılmasıyla ilgili illetler, sıkıntılar, problemler, hastalıklar bellidir. Virüsler diyelim, yani bugünkü moda tabirle. Mesela bir devletin bünyesine rüşvet girmişse yıkım başlamıştır. Örneğini de vermiştik. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kanuni Fuzuli saraya gider de öyle şikayet eder. Selam verdim, rüşvet değildir diyor, almadılar diye. Kanuni Sultan Süleyman döneminde devletin içerisine rüşvet virüsünün düştüğünü haber veriyordu. Bu nedendir. Ama bu neden Osmanlı'nın çökmesinin bu nedeni ya da nedenlerden biri, ki sosyal nedenler bir tane de olmaz, birkaç tane olur. Bu nedenler daha sonra, asırlar sonra, bu nedenler asırlar sonra sonucunu verir ki biz işte nedenle sonuç arasındaki bu aralıktan dolayı nedeni görürüz de sonucu hiç tahmin etmeyiz, edemeyiz, etmek de istemeyiz. Hatta nedenleri görürüz de sonucun da olmayacağını söyleriz. Ahlak alanında bu böyledir mesela. Herkes bile bile yapar bu işi. Yani bilir ki mesela sosyal alanda yalan, rüşvet, adam kayırmak, haksızlık, bunlar toplumun illetidir, toplumsal kurumların illetidir, virüsüdür, mikrobudur, bunu bitirir, bilir ama insan bunu yine de yapar. Hatta bazı insanlar, belki söylemişizdir, böyle biraz işporta sözdür ama adam yalan söyler, niye yalan söylüyorsun dediğin zaman der ki ya yalandan kim ölmüş ki mesela, böyle bir sürü laf olsun diye söylenir ama bu toplumda söylenen bir söz. Yani ne olacak? Ha, söylediysek söyledik. Çünkü bunun bir şeyi yok. Sonucu bugün yarın olmuyor işte. Dediğim gibi belki de yalanı söyleyen kendisi yaşamıyor. Kötü mirasını 3 nesil sonrasına bırakıyor. Mesela işte bugün diyelim ki bir koronavirüs diye bir şey var. Davut hocam da orada biliyor işte, mesela doktor olarak bir bedene girdi mi ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama yine de bazı bedenler yeniyor işte, sonuçta öldürücü bir şey. Mesela bu konuda bak, bilim kurulunun söylediğine hiç tartışmasız itiraz etmeden uyuyoruz. Çünkü olay belli, sonuç belli. Ama şimdi ahlak alanına, sosyal alana geldiğin zaman, yani desen ki ey millet yalan söylemeyin, rüşvet almayın, başkasının hakkını yemeyin, hak gasp etmeyin, iftira atmayın. Bunlar bak kötü virüslerdir. Toplumu berbat eder. Şu kadar zaman sonra da maazallah yıkılırız. Belki seni oradan kovarlar. İşte burada peygamberler devreye giriyor ve Allah'ın tabiri caizse tarihe müdahalesi burada başlıyor. Yani insanlık tarihine Yüce Allah'ın peygamberlerle müdahalesi de iyilik tarafından müdahaledir. Bu da bir hikmet gereğidir. Bu da şunun için, belki bunu da konuşmuşuzdur ama özellikle insanın doğası kötülüğe meyillidir.
Bunu defalarca konuştuk. Ta Platon'dan beri insan ruhunun üç unsuru vardı. Akıl, yani insani nefis, hayvani nefis, insanın duygularının temerküz ettiği nefis, bir takım duygularının, ve şehevi nefis. Bunların en güçlüsü şehevi nefistir. Yani serbest bıraksa, insan kendisini denetim altına almazsa, aklının denetimine vermezse, diğer iki unsuru diyelim, özellikle şehevi nefsi, diğer tersine döner, bütün bedenin yönetim şekli, şehvet başa geçer, akıl onun emrine girer ki işte o zaman bütün beden ifsad olur, bozulur. Bunun gibi, yani toplumsal yapıda da durum böyledir. Bundan dolayı yani Allah peygamberler göndererek insanların aklı selim olan tarafını tahrik ediyor. Bu tarafı öne çıkarıyor. Bu örneği de defalarca vermişimdir. Tekrar söylüyorum. Mesela toplumda kötülüğü, sahtekarlığı, rüşveti, yalanı ve dedikoduyu yayma ve yaşatma derneği kurmanıza gerek yok. Bunlar kendiliğinden yayılır. Ama adaleti ve merhameti yayma ve yaşatma derneği diye bir dernek kursanız, çabalasanız, yüzlerce insanla uğraşsanız, aylarca uğraşır bir santim yol alamazsınız. O yüzden defalarca söylüyorum. Modern dünya şu anda insanlığı ifsad etmek için şahane bir maden buldu. İnsanın şehveti üzerinden tahrikler yaparak belli alanlara güdülemeye, gütmeye, yönlendirmeye, provoke etmeye çalışıyor. İşte bunu niye bu hikmet meselesinde anlatıyorum? Bu hikmet bir bilimdir sonuçta. Bu bilim fiziki alanda da bir bilimdir. Bu bilim fen bilimleri olarak da bilimdir. Bu bilim tıp bilimi olarak da beden üzerindeki sorunları, hastalıkları neyse tedavi eden bilim de bir bilimdir. İşte mesela bizim Razi'nin tıbb-ı ruhanesi var. Yani ruh tıbbı diye bir kitabı var. Ruh tedavisi diyelim. Bir arkadaş tercüme etti ama adını ne koydu bilmiyorum. Nasıl tercüme etti bilmiyorum. İnsan ruhunun tedavisi de ahlaktır. Ahlak en fazla, yani şu manada hikmeti içerir. Neden sonuç ilişkisi dedik ya. Ahlakta nedenler ortadadır, bilinir ama sonuç her zaman tartışılır, kabul etmez. İşte bakın mesela bugün dünyayı bir takım problemlerle birlikte torunlarımıza bırakıyoruz. Bu büyük bir vebaldir. Neden? Bizden öncekiler, öncekilerin öncekilerin öncekileri diyelim neyse kimlerse, kötülüklere müdahale edip zamanında önüne geçememişler. Bu çok da zor bir iş. Yani suçu kimseye atmak gibi bir bedavacılık anlaşılmasın. Ve bugün artık öyle bir aşamaya geldik ki, yani doğasıyla, iklimiyle, yağmurlarıyla, güneşiyle, yazıyla, kışıyla, sonbaharıyla, böyle insanı kucaklayan bir dünya değil, her aşamasında bir sorun yaşatan ve yaşanılan bir dünyayla karşı karşıya bırakıyoruz torunlarımızı, gelecek nesillerimizi. Bu bir ahlak sorunudur. Yani bunun giderilmesi için insanın hem erdemli olması lazım, hem de hayatına ilke koyması lazım. İşte aziz dediğimiz şey, tekrar söylüyorum, aziz melik olabilmesi için, yani Allah meliktir, kainatın mutlak hakimidir, aziz olması lazım. Yani güçlü ve hikmetli olması lazım. Zaten o mutlak manada güçlüdür. Öyle bir güç ki onun gücüne herkes ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyulan, aranılan bir güçtür. Bunu da defalarca konuşmuşuzdur. Mesela bugün diyelim ki dünyanın güçlü devletleri niye aranılan bir güç değil? Gittikleri yerde herkes buradan çek git diye bağırıyor, go home diye bağırıyor. Çünkü aranılmayan bir güç. Bulunduğu yerde fesat çıkarıyor, sömürüyor. Ortalığı karıştırıyor ve karışıklıktan nemalanıyor. Ama Allah böyle değildir. Allah kainatın hakimi, kainatta mükemmel bir nizam, intizam var ki bunu zaten görüyoruz. Yani bir tarafından küçük bir böceği yok etsek, tarım marım işte adına,
bitkilerimiz biraz daha fazla olsun diye. Sonra öteki küçük sinekler, böcekler bilmem neler. Bir bakıyorsun birkaç sene sonra her tarafı istila ediyorlar. Böyle bir denge var ki hiçbir şey gereksiz değil yani. Şimdi bu bir hikmetin sonucudur. Bu hikmeti gereği kainatta yasaları vardır. Yasaları tıkır tıkır işler. Hikmeti gereği kainatta her şey adil bir şekilde yerli yerine yerleştirilmiştir. Hiçbir şey bulunduğu yerde gereksiz ve lüzumsuz değildir. Bu hikmetinin gereğidir. Ve yine bir unsuru alır kenara koyarsanız sonuçta sistemi bozarsınız, fesat çıkar. Evet, bundan bize ne pay düşer? Şimdi müminin, Müslümanların da bir defa melik meselesinde anlatmıştık gerçi. Hani melik bizim bedenimiz, mülkümüzdü. Bedenimizin meliki olmak, bedenimize hakim olmamız gerekiyordu. Bunu söylemiştik. Bizim de aziz olmamız lazım. Yani biz de bir güç nihayetinde taşıyoruz. Bu güç haşa Allah'ın gücü gibi mutlak değil ama bizim de kendi takatımız nispetinde güçlü olduğumuz alanlar var. Güçlü olduğumuz alanlarda bir defa ihtiyaç duyulan bir güç olmamız lazım. Yani keşke bu burada olsa da problem çözse, kötülüklere mani olsa, bulunduğu yere huzur getirse denilecek bir gücü temsil etmemiz lazım. Tekrar söylüyorum, herkes öğretmen sınıfının sonuçta en güçlüsüdür. Baba bir şekilde diyelim, anne ya da baba evinin en güçlüsüdür. Ya da ne bileyim, insan bileğiyle, fiziki gücüyle bulunduğu yerde bir arkadaş grubunun en güçlüsü olabilir. Veyahut da biz işte diyelim toplum olarak, devlet olarak, devletler arenasının en güçlüsü olabiliriz. İşte bu en güçlü iken şerefli olmak durumundayız. Yani şerefimizden, haysiyetimizden, izzeti nefsimizden ödün vermemek durumundayız. Ama önemli olan da şu ki bize herkesin ihtiyaç duyması, burada olsa keşke demesi gerekiyor. Biz insan olarak da bunu yapmak durumundayız. Ama tekrar söylüyorum, işte izzet, güç bilimle oluyor, hikmetle oluyor. Bugün biz hikmeti kaybettiğimiz için izzetimizi de kaybettik. Yani tabiri caizse izzeti nefsimizi koruyamıyoruz. Yani şerefimizi belli bir seviyede tutamıyoruz. Çünkü birileri gelip bizi eziyor. Birileri gelip belli alanlarda bizi kenara itebiliyor. Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde sürecin sonucu takip etmek, sonucunu takip etmek gibi bir duruma düşebiliyoruz. Onun için ilmi, ki ilim hikmettir, nedeni bilmektir. Bugün yani iyi bir fizikçi de hikmet sahibidir. Sonuçta iyi bir tıpçı da hikmet sahibidir. İyi bir sosyal bilimci, tarihçi de hikmeti öğreniyor demektir. Çünkü tarihte nedenler ve sonuçlar ilmidir, İbn Haldun'un dediğine göre söylüyorum. Ve bu ilimleri birbirinden ayırmak da mümkün değildir. Ama sadece ve sadece sorun şuradadır. Yani diyelim bir fizikçi yerçekimi yasasını bilir, bulur, bunun işler vaziyetini, formülünü uygular doğaya ama bunun gerçek sahibi olan Allah'ı bilmezse, ilim Allah'la insan arasında perde olursa burada ayrı sıkıntılar ortaya çıkar. Burası ayrı mesele ama bugün işte modern bilimin en büyük sorunu budur. Sadece kainat üzerinde ciddi manada bilim yapıyoruz fakat bunun yasalarının, bu işleyen mekanizmanın arkasındaki gücün farkında değil ya da olsak bile dikkate almıyoruz. Belki şuradan haklı olabilirler. Yani dikkate alsak ne olacak? Mesela Kur'an'da var böyle bir ayet. Ben hafız olmadığım için ben aklıma gelmiyor. Yani o müşriklere sorsanız bu kainatı kim yarattı? Derler ki Allah. Yaratma konusunda itirazları yok. Ama sorun şurada. Allah'ı kabul ettikten sonra şurası çok önemli. Allah'ın
kainatın bütün yasaları arkasındaki mutlak güç olduğunu kabul ettikten sonra onun üzerinden erdem devşirmek gerekiyor. Yani evet kabul ettik, bir yaratıcı var. O kadar işte. Var, o orada bir yerde duruyor. Biz de burada işimize bakıyoruz gibi bir şey. Ama eğer Yüce Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra bu 99 erdemi, 99 güzel isimdeki erdemleri ilim adamı da üzerinden akşederse, yani izzet sahibi olursa, hikmet sahibi olursa, kendi bedeninin, nefsinin, istek ve arzularının, para isteğinin, kazanma hırsının da meliki olabilirse, dizginleyebilirse neyse, işte o zaman elde ettiği ilmi insanlığın felaketi için kullanmaz, kullanamaz. Çünkü ilim en büyük silahtır. Francis Bacon'ın ilim, bilgi güçtür dedikten sonraki sürece baktığımız zaman bilgi bugün ciddi manada güçtür ve bilimi elde tutanlar bu gücü paraya tahvil ediyorlar. Bilim üzerinden teknoloji üreterek teknolojik güçleriyle insanlığın üzerinde adeta despotik bir güç, adeta değil tam bir despotik güç uyguluyorlar, bir hegemonya kuruyorlar. İstediklerini susturup istediklerini mahvedebiliyorlar. Bunlar bilimin gücüyle oluyor. Ama bu bilim denilen şeyin temelinde kainatın yasaları vardır. Bu yasaların ötesinde de Allah'ın mutlak gücü vardır. O yüzden aziz olmak, hikmet sahibi olmak gerekiyor ama hikmet sahibi olurken de asıl hikmetin Allah'a ait olduğunu, yani ahkemül hakimin olanın Allah olduğunu bilmek lazım. Evet, biz de hüküm veririz ama Allah'ın hükümleri mutlak manadadır, sorunsuzdur. Bizim hükümlerimiz sorunlu olabilir çünkü eksiğiz. Biz oradan da bir ahlakı model devşireceğiz ki bizim verdiğimiz hükümler sorunlu ise o zaman Allah'ın verdiği hükümlerin mutlak mükemmel modeline göre hükümlerimizi yeri geldiğinde değiştirebileceğiz. Yanlış yaptığımızda özür dileyip yerine yenisini koyabileceğiz. Hükümlerimizi tahakküme dönüştürmeyeceğiz. Evet, aziz var. Bir de cebbar var. Şimdi cebbar, melik isminin alt erdemleri dedik. Aziz, cebbar, mütekebbir. Cebbar zorlayan demektir. Zor kullanan demektir. Allah cebrederek, icbar ederek, zorlayarak kainatın her yerinde hükmünü yürütür. Yani demin de söyledim, yasalarını mutlaka yürütür. Ama Allah'ın cebri, zorlaması doğaldır. Yapay değildir. Yani bizimkisi yapaydır. Allah'ın kainata koyduğu ilkeleri, yasaları, sünnetullahı doğal olarak işler. Yani her sabah güneş doğudan doğar, batıdan batar. Bu bir yasadır, sünnetullah'tır. Bu yasanın gerçekleşmesi kendiliğinden doğal olarak olur. İşte insan mesela bundan nasıl bir nasip alabilir? İnsan, Gazali diyor ki, başkasına uyan değil de diğerlerinin, başkalarının kendisine uyan olmasıyla cebbar olabilir. Yani insan tavırları, bilgisi, marifeti, becerileriyle o kadar üstün olmalıdır ki diğer insanlar mecburen ona uysun. Bunun için de örnek olarak peygamberleri verir. Peygamberlere insanlar uyarlardır. Ama bakın işte burada şöyle bir mesele var. Gazali bu cebbar ismini sadece erdem ahlakı açısından açıklıyor. Mesela bu dediğim ilke, yasa ahlakı açısından açıklamıyor. Çünkü döneminin cari olan, geçerli olan ahlak anlayışı bu. İşte mesela insanın cebbar olabilmesi için başkalarının ona muhtaç olması lazım. Bunun için de işte tavırları, bilgileri, marifet ve becerilerin o kadar yüksek olması gerekir ki herkes ona muhtaç olsun diyor. Ama eğer yasa ahlakı açısından yorumlayacak olursak, Allah deminden beri söylüyoruz, cebbar ismiyle
kainatın yasalarını yürütür aynı zamanda. Şimdi bize bundan düşen pay şudur. Ahlaklı insan, erdemli ama aynı zamanda hayatına kural koyabilen insandır. Daha önceleri konuşmuştuk. Yani özgürlük felsefede bazı filozofların tanımıyla özgürlük kişinin kendi özgür iradesiyle kendi hayatına yasa koymasıdır demiştik. Hayatına özgür iradesiyle yasa koyamayan insan özgür değildir zaten. İşte bu yasa bedenin aşağı güçleri dediğimiz, bedeni güçler dediğimiz, nefsani güçler dediğimiz, istek ve arzularımız dediğimiz bu itici güçler tarafından engellenir. Yani mesela diyelim ki sen bedenine yasa koyarsın. Dersin ki hiç yalan söylemeyeceğim. Mesela toplumun içerisinde oturduğum zaman asla dedikodu yapmayacağım diye kendi kendine söz verirsin. Ama dedikodu tatlıdır. Eğer insanlar dedikoduya dalmışsa senin de orada söylemek istediğin, çok çok arzu ettiğin laflar içinde böyle adeta coşar durur, zor dizginlersin. Mesela hayır, kuralım var, söylemeyeceğim. Hatta Kant üzerinden örnek vermiştik. Mesela Kant'ın bir Alman toplumunun ahlakını oluşturan bir filozof olarak en temel ilkesi kendi bedenine koyduğu ilke, bedenim istemese de her sabah erkenden, işte atıyorum diyelim ki saat 6'da kalkacağım der ve mutlaka 6'da kalkar her sabah. Der ki eğer bunu ben biyolojik yapımın insafına bıraksam bunu gerçekleştiremem. O yüzden kural koyan anlamda biz de bedenimizin cebbarı olmak durumundayız. Nasıl Allah kainatın cebbarı ve kainatta bizim de hayrımıza, iyiliğimize olan yasaları yürütüyorsa, onun hükmü, onun cebriyle yürüyorsa, hiç kimse onun aksine bir şey yapamıyorsa, biz de bedenimizin hakimi isek yasa koymalıyız. Demin de söyledim, Allah'ın yasaları doğaldır. Bizim yasalarımız iradidir. Yani biz irademizi zorlayarak bedenimize yasa koyarız. İrademiz çünkü iyiye de gidebilir, kötüye gidebilir. Biz irademizi iyiye doğru sürüklemek durumundayız. Bu bir irade eğitimidir, şudur budur ayrı bir şey ama işte bunun için irademizin de cebbarı olmak durumundayız. Ve yasalar ancak böyle yürür. Toplumda da böyle yürür, insan bedeninde de böyle yürür, okulda da böyle yürür, çocuk yetiştirirken de böyle olur. Yani diyelim ki bilinen bir gerçektir. Baba bir yasa koyar, ilke koyar, yasak koyar çocuklara. Anne bozarsa ya da anne bir evde çocukların yetişmesi için bir karar alır, baba gelir bunu bozarsa o çocuğun yetişmesinin ne büyük sıkıntılara neden olduğunu biliriz ya. Yani. Çünkü yasa eğer iyiye yönelikse, bir şeyin nizamına, intizamına yönelikse zorlamadan bu yasa sürmez. Mutlaka zorlamak gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, kötülüğe yönelik bir yasa durumuna gerek yok zaten. Kötülük kendiliğinden akar gider, insan kendisini kötülüğün o akışına bırakması yeterlidir zaten. İyilikler, hani Nurettin Topçu üzerinden söylemiştik, suya ters istikamette yüzmek gibi iken, kötülükler suyun akışına kendini bırakmak gibidir. Toplumsal yapı genel olarak diyelim, toplumun çoğunluğu genel olarak belli bir alana doğru bilinçsizce gidebilir bazen. Sen de bırakırsan seni de sürüklerler, götürürler. Ama tersine gidebilmek için iradeyi kullanmak, bedeninin cebbarı olmak durumundadır. İnsanın bu isimden nasibi budur diyoruz. Bir de cebbar, onu söyledik, mütekebbir, evet. Mütekebbir, yani Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Melik isminin alt erdemleri demiştik. Şimdi Mütekebbir, Allah'ın büyük
olmasıdır. Allah bu yani insan için düşünüldüğünde problemli bir şeydir. İnsan tekebbür edemez, büyüklenemez. Allah büyüktür ki onun büyüklüğü de doğaldır. Yani o zaten büyük olduğu için onda kibir olmaz haşa. Yani biz insan için kibir problemlidir. Ama Allah için olmaz. Çünkü Allah herkesin üzerinde ve huvel kahiru fevka ibadih, yani bütün insanların üzerinde kahredici bir gücü vardır. Yani Allah hak olduğu için azamet ve kibriya sahibidir. Bu durum Allah için sahihtir, doğrudur ama insan için sorumludur. İnsan eksik olduğu için insanın asıl olan tevazu göstermesidir, alçak gönüllü olmasıdır. İnsanın böbürlenmesi, kibirlenmesi, kendisini üstün görmesi ciddi bir kalbi hastalıktır, ahlaki sıkıntıdır. Bu tekebbir isminden insanın alacağı pay şudur: büyüklük sadece Allah'a aittir, bunu böyle bilmesi lazım ve kendisinin hiçbir zaman başka insanlara karşı böbürlenmemesi, kibirlenmemesi, kendisini üstün görmemesi lazım. Zaten insanın Allah'a karşı kibir yapması Allah'a bir zarar vermez. Yani haşa, birisi dese ki inanmıyorum, kabul etmiyorum, haşa ben senden daha büyüğüm, işte neticede firavunlar, şunlar bunlar, ben en büyük ilahım dediler ama hiçbirisinin esamesi okunmuyor. Geldik gidiyor, geldik gittiler ama Allah hala bakidir ve vardır. O yüzden kibir insanlar arasında sorundur. Yani insan diğer insanlara karşı kendini büyük görebilir. Bu büyük bir sorundur, ahlaki sorundur. İnsan insana karşı kibir yapar. Eksik olan birisinin mütekebbir görünmesi de hem zaten kendisine uygun olmaz hem de ahlaki bir sorundur. Dolayısıyla mütekebbirin izale edici erdemi tevazu ve alçak gönüllülüktür ki insana düşen her zaman mütevazı olması ve alçak gönüllü olmasıdır. Şimdi bundan sonra son bir 12-13 dakikamız var. Ben Kafirun suresinin ahlaki nitelikteki tefsirini yapmaya çalışarak bitiriyorum dersi. İşte bu örnekleri de zaman zaman veriyoruz. Şunun için hani dedik, ayetlerin genelde fıkhi, yani hüküm çıkarılacak tarzdaki yorumları yapılıyor. Kelami tarzdaki yorumları yapılıyor. Ahlaki tarzdaki yorumu İhmal ediliyor, yapılmıyor diye bir şey yok. Bunu da yapan vardır mutlaka ama genelde ihmal ediliyor. Şimdi Kafirun suresini biliyorsunuz, nüzul sebebini. Kafirler peygamberimize peygamberlik iddiasından vazgeçmesi için bayağı, tabiri caizse, şeyler teklif ediyorlar. Yani şunu verelim, şunu verelim, şunu, dünyalık bir takım şeyler teklif ediyorlar. Ama güneşi bir elime, ayı bir elime koysanız ben bundan vazgeçmem diyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Ve neticede uzlaşmazlığını, bu konuda kafirlerle Müslümanların, müminlerin bir olmayacağını, bir arada olmayacağını belirten şu sureyi biliyorsunuz. Bismillah. Kul ya eyyühel kafirun ve abudu ma te'abudun ve la entum abidune ma abud. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ. Türkçesini söyleyeyim. Peygamberimize Allah diyor ki sen o, sana şunu şunu verelim, bu işten vazgeç diyenlere de ki, de ki ey kafirler, bu da kafir cins isimdir. Buna da dikkat edin yani. Kainat, insanlık tarihinin her döneminde yaşayan ve hak olan Allah'ın varlığını inkar eden, üzerini örten herkes için geçerlidir. Ben sizin kulluk ettiğiniz putlara tapmam. Siz de benim kulluk ettiğim Allah'a kulluk edecek değilsiniz.
bu şimdiki zaman için böyle. İkinci kısmında ben sizin kulluk ettiğiniz, taptığınız ilahlara gelecekte de tapmam. Siz de benim kulluk ettiğim Allah'a zaten tapacak değilsiniz her zaman. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Şimdi bu ayetleri birçok şekilde yorumladık. Mesela diyelim sosyolojik olarak dedik ki kafirlerle müminler toplum olarak birbirine karışmaz. Kafirler bir tarafta, müminler bir tarafta. Bir sosyolojik ayrıma tabi tuttuk. Tabii bu da mümkündür yani. Ama şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu da çok çok mümkün de değil. Ya bunun yanında işte diyelim fıkhen şöyle olursa nasıl olur, böyle olursa nasıl olur diye fıkhi sorunlarında konuştuk. Ama benim burada söyleyeceğim şey şu. Aslında kafirlerle müminlerin en temel ayrımı eylemlerindedir, amellerindedir, karakterlerindedir, kişiliklerindedir. Eğer bir insanın eylemi, ameli kafirler gibi ise isim de laf da ayrı olması nominal bir durumdur. Çok da reel bir durum değildir. O yüzden bu ayetleri yani şöyle de anlamamız mümkün ahlaki açıdan. Hazreti Peygamber diyor ki ben sizin taptığınız putlara tapmam. Neden? Sizin taptığınız putlara tapmak demek, yalan söylemek demek, haksızlık yapmak demek, güçsüzü ezmek demek, kölelerin hakkını, hukukunu hiçe saymak, onları insan yerine koymamak, hayvan yerine koyup onları adeta zulme tabi tutmak demek. Güçlüye kuyruk sallamak demek, güçsüze sürekli tepeden bakmak demek, zavallı aç susuz insanları toplumun düşük kesimi diye hiç ileri çekmemek, kenara itmek, onları her zaman hor görmek demek. Ben bunu yapamam. Çünkü sizin putlarınıza tapmak bu demektir. İşini sağlam yapmak, yapmamak, söz verip sözünde durmamak, iftira atmak, çirkin söz söylemek. Ben bunu yapamam. Yani siz de diyor ki Hazreti Peygamber benim taptığım Allah'a tapamazsınız. Ne şimdi ne gelecekte. Niye? Çünkü siz de asla şöyle bir şey olamazsınız. Hakkaniyete riayet eden, kimseye zulmetmeyen, adil, merhametli, kimsenin malını zorla elinden almayan, çirkin söz söylemeyen, işini ne bileyim sağlam yapan olamazsınız. Yani deseniz de bana söz verseniz de bu olmaz diyor. Dolayısıyla sizin dininiz size, benim dinim bana. Şimdi mesela bunu da biz laikliğe kadar yorduk. Dedik ki işte bu laiklik işte bak onların dini onlara bizim kimse kimseye karışmasın. Sorun kimsenin kimseye karışmaması, herkesin vallahi ne istersen yap demesi değil ki. Ya sorun şu, burada mesele şu, nitelik farkı var Müslümanla inanmayan arasında. Bu nitelik tekrar söylüyorum, ameldedir, iştedir, eylemdedir, davranıştadır, karakterdedir, kişiliktedir. Yani bir Müslüman karakter. Söz verip sözünde durmayacak. Bir şey emanet edilecek, o emanete hıyanetlik yapacak ve konuştuğunda da sürekli yalan söyleyecek mesela. Bu Müslüman karaktere yakışmaz. Ama bunu diyelim inkarcı yapabilir. Yani inandım dese de eğer gerçekten inkarcıysa bunun anlaşması, kağıt üzerinde bir uzlaşması olmaz ki yani. Dolayısıyla din bir yaşama biçimidir. Yani sizin dininiz size, bizim dinimiz bize derken sanki bu bir kilogram bir şey değil ki herkes kucağına alsın, ayrılsın, gitsin. Hayır. Din, tekrar söylüyorum, bir varoluş tarzıdır. Bu varoluş tarzı ahlaki varoluş tarzıdır. Bunun içinde
hem Allah'ın 99 güzel erdemleri var, en güzel erdemleri var. İşte Rahman, merhameti var. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, emniyeti, selameti, izzeti, hikmeti neyse hepsi var. Şimdi bunların yanında Hazreti Peygamber'in de yaşayıp bize model olarak bıraktığı, bunların da bütün peygamberlerin de, bunlar da aynen öyle. Mesela günahsızdırlar mutlak manada demiyoruz ama tabii ki bir peygamber olarak ismet sıfatına sahiptirler. Vefalı insanlardır, sadık dostlardır, emanete asla hıyanet etmezler. Allah'tan aldıkları mesajları insanlara en iyi tarzda, en güzel tarzda ulaştırırlar. Bu sadece Allah'tan aldığı mesaj değil, buna uygun olarak söz söylemesini, konuşmasını, bir toplum içerisinde oturup kalkmasını bilir. Sözüyle kimseyi rahatsız etmezler. Nerede neyi söyleyeceğini bilirler. Sözleri bile insanlara batmaz. İşte bu bir ahlaki modeldir. Şimdi Ebu Cehil diyelim söz verse peygamberimize, dese ki tamam anlaşalım, ben senin dininden olacağım, bunu yapamaz. Adamın karakterinde var. Yalan, sahtekarlık, üçkağıtçılık, söz verip sözünde durmamak, aldatmak, sattığı zaman hile yapmak, tarttığı zaman mutlaka kendi lehine alıp sattığı kişinin hakkını yemek, eğer bir ortaklık yaptığı zaman ortağına ihanet etmek, yolculuk yaptığı zaman yol arkadaşına ihanet etmek, bunların hepsi vardır. Ama tekrar söylüyorum, Müslüman da bu olmaz. Allah'a inanıyorsa onun 99 güzel erdemini de eğer hayatına yansıtmışsa, Hazreti Peygamber'in bütün hayatı boyunca ortaya koyduğu bize erdemli ahlaki modelleri de kendisi için model olarak eğer kabul etmişse, tabii ki kafirle mümin bir olamaz. Ama tekrar söylüyorum, bunu böyle ahlaki içerikle yorumlamaz. Sadece sözle mümin, 1 milyar Müslüman var, atıyorum işte kaç milyar da Hristiyan var, onlar o tarafa, bunlar bu tarafa. Tamam olsun, ayrılalım da, ama sonuçta yani yarın bir gün bizim yaptığımız mal bozuk çıkarsa, biz söz verip sözümüzde durmazsak, Müslümanın diyelim toplumunda yaşadığı yerde huzur olmazsa, yani Müslümanın bulunduğu yerde Müslüman Müslümandan korkarsa, bir Müslüman Allahu Ekber'dir diğerine kurşun sıkar, o da Allahu Ekber diyerek ölürse, bu tezat yaşanırsa, şimdi bizim yani farkımız ne olur şimdi? Nasıl farkımızı fark ettirmiş oluruz yani? Ben şu mezheptenim, sen de bu mezheptensin. Eyvallah, ne yapalım? Olursa olsun yani. Mezheptensin, şundansın, bundansın, hak mezhepsin, öyle diyorsun ama hak olmak, o olmak değil ki. Hak olmak demek, Allah haktır ve Allah hak olarak kainatta öyle bir düzen kurmuştur ki herkesin varoluşunu, selametini, emniyetini sağlamıştır. Sen şimdi hakim olduğun yerde Müslüman kardeşini tir tir titretiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ben hakım. Olmaz. İşte bunu ahlaki tarzda yorumladığımız zaman Kafirun suresindeki ayrım tamamen eylem niteliğinde, eylemlerimizin niteliğindeki ayrım olarak düşünürsek daha net, daha reel, daha sorunsuz bir ayrım olur. Evet, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dakikamız var geç ama bunu teberrüken soruyorum. Yani eğer ilave etmek isteyen, itiraz etmek isteyen, soru sormak isteyen varsa buyursun. Yoksa bitiriyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, herhalde zannediyorum kaydı bitirelim. Sena.